Labataki usul funksiyalar yordamida. Mana bu tenglamani ko'rish uchun fx teng gx tenglamani yechish uchun ayrim hollarda mana bu ikkita funksiyani qarash foydali bo'ladi. Y teng fx va y teng gx. İkkita funksiyani qaraymiz. Bu funksiyalarning xossalarini o'rganamiz. Ularni aniqlanish sohasida Yani umumi tenglamani aniqlanish sohasi deganda biz demek bu funksiyaning aniqlanish sohasi va mana bu funksiyaning aniqlanish sohasi kesishmasi. Ya'ni ikkalasining aniqlanish sohasining umumiy qismi va tenglamani aniqlanish sohasi. Mana shu sohada biz bu funksiyalarni qaraymiz, xossalarini o'rganamiz, ayrim hollarda biz grafiklarini tahlil qilishimiz mumkin. Shu yordamida biz tenglamani yagona yechimga egaligini, yechimga ega emasligini aytib berishimiz mumkin. Mesela tenglamalarni qaraylik. Birinchi tenglama. Aniqlanish sohasidan boshlaylik. Masalan, mana bu funksiyani ikkita funksiya, chap tomonda bitta funksiya, o'ng tomonda o'zgarmas funksiya turibdi. Aniqlanish sohasini topaylik. Bu birinchi misol. Birinchi tenglama. X minus 5 katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. 1 minus x katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. X katta yoki teng 5 dan x kichik yoki teng 1 dan. Bu sistemani qanoatlantiradigan x yo'q. Yechimlar to'plami bo'sh to'plam. Demak, bu aniqlanish sohasi bo'sh to'plam. Bu degani tenglama ildizga ega emas. Agar tenglamaning aniqlanish sohasi bo'sh to'plam bo'lsa, u tenglama ildizlari to'plami bo'sh to'plam bo'ladi. Xo'p, shunday qilib birinchi tenglamaning ildizi yo'q ekan. İkinci tenglama. Mana bu tenglamani qaraylik. Buning uchun mana bu funksiyani qaraylik. Chap tomonini y bilan belgilaylik. U holda y. Mana bu ifoda manfiy emas, katta yoki teng 0 dan. Shu sababli y teng 1 qo'shuv ildiz ostida x plus 2 katta yoki teng 1 qo'shuv 0 teng 1 ga. Shunday qilib bu y ning qiymati katta yoki teng 0 1 dan. Eng kichik qiymati 1 ga teng bo'lishi mumkin. Ya'ni 1 ga teng bo'la oladi agar x teng minus 2 ga teng bo'lsa. Demak, bu funksiya 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Y ning qiymatlari 1 dan katta yoki teng 1 dan, shu sababli u 0 ga teng bo'la olmaydi. Bu tenglamaning yechimlari to'plami ham bo'sh to'plam. Birinchisi ham bo'sh to'plam edi. Xo'p, 3-chi tenglamani ko'raylik. Üçüncü tenglamada ham ikkita funksiyani qarashimiz mumkin. Chap tomon bir funksiya, ikkinchisini ikkinchi funksiya deb qarashimiz mumkin. Aniqlanish sohasini topaylik. 3 minus x katta yoki teng 0, x minus 2 katta yoki teng 0. Chunki ildiz ostidagi ifodalar manfiy bo'lmasligi kerak. Sistema. Birinchi tenglamadan x kichik yoki teng 3, ikkinchisidan x katta yoki teng 2 ekanini hosil qilamiz. Demak x 2 va 3 orasida bo'lishi kerak. X quyidagi tengsizliklarni qanoatlantirish kerak. Xo'p, o'ng tomonni ko'raylikchi. Chap tomon manfiy bo'la olmaydi, chunki ildiz manfiy emas. Katta yoki teng 0 dan, bu ham katta yoki teng 0 dan, yig'indis ham katta yoki teng 0 dan. O'ng tomonchi. Agar x bu oraliqda bo'lsa, x minus 6 ning kvadrati bu musbat bo'ladi. X minus 5 manfiy bo'ladi. Musbat ko'paytiruv manfiy, manfiy bo'ladi. Demak, tenglamaning o'ng tomoni manfiy bo'ladi. Agar x bu oraliqdan bo'lsa, tenglamaning o'ng tomoni manfiy bo'ladi. Ha, chap tomoni katta yoki teng 0 dan plus yoki 0 va o'ng tomoni esa manfiy bo'lyapti. Bu bo'lishi mumkin emas. Tenglik bajarilmaydi. Chunki manfiy son musbat songa ham teng bo'la olmaydi, 0 ga ham teng emas. Shunday qilib bu tenglamaning ildizlari to'plami bo'sh to'plam ekan. Tenglama yechimga ega emas. Xo'p, keyingi masala. Mana bu tenglamani ko'raylik. Navbatdagi tenglama. Bu yerda ham ikkita funksiya deb qarashimiz mumkin.
Umma çaptamanı bir de funksiya deyip karşımız mümkün. Yoki bunu uyaqqa o'tkazib alohida funksiya deb qarashimiz mumkin. Xo'p, mayli, aniqlanish sohasidan boshlaymiz. X kvadrat minus 4 katta yoki teng 0 va mana bu ifoda ham 12 minus 3x kvadrat katta yoki teng 0. Tengsizliklar bajarilishi kerak. Va birinchi tengsizlikdan x kvadrat katta yoki teng 0 ni hosil qilamiz va 4 ni hosil qilamiz. İkincisi de 3 kere bölü varıp x kvadratını bir akı ötkisek. X kvadrat küçük yok eteğin 4 ekanını hasıl kılalımız. Demek x kvadrat katı yok eteğin 4, küçük yok eteğin 4 ikincisi de. Buradan biz x kvadrat teğin 4 ekanını hasıl kılalımız. Bunun iki de yıldızı var. X1 teğin minus 2'ye, x2 teğin 2'ye. İki de yıldızını taptık. Demek anıqlayış sahası iki de sondan ibarat eken xolas. Minus 2 ve 2 sonlardan ibarat eken. Biz bunlarını tenglemeni geçmezden mana şu iki de sonunu obarıp koysak bu oldu. Eğer ildiz bolsa şu sonların içi de buladı. Çünkü ildiz anıqlayış, onun anıqlayış sahasına tekişliği buladı. Minus x minus 2'ye teng bolsun. O halde bu 0'ye teng, 0'ye teng. Bana bir yerde biz. Demek 0 minus, minus 2'nin kvadratı. 4 minus 4 teng 0. Ama tengsizlik bajarılmaydı. Demek minus 2 ildiz emas. 2'ni obarıp koyaylık. Bana bir de yana 0, 0. Yığındısı 0 boladı. Minus 4 plus 4 teng 0. Demek x teng 2 ildiz eken. Demek berilgen tenglemanın ildizi x teng 2.